Anadolu'nun girintili çıkıntılı coğrafyasını bir yapboz gibi tamamlayan kara kütleleri, adalar. Neredeyse ana karamızın bir parçası gibi bize yakın olan burnumuzun dibindeki adaları Yunanistan'a nasıl kaptırdık? Bugün bu adalar sayesinde Yunanistan'ın belirlediği absürt deniz yetki alanlarıyla Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyeti yok sayılıyor. Adaları nasıl kaybettiğimizin hikayesi ise en iyisi izleyelim. Osmanlı hakimiyetinden önce Ege'deki adalarda durumlar nasılmış, kimlerin egemenliği altındaymış bakalım. Yıl 1450, Yeşillerde Venedik, Koyusarılarda Ceneviz, Turuncularda Nakşa Dükalığı, Morlarda Doğu Roma İmparatorluğu hüküm sürer. Mavi renkte gösterilen Rodos ve çevresindeki adalarda ise Hospitalya Şövalyeleri hüküm sürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesinin ardından Ege'deki adalarda bir bir hakimiyet kurulur. Hospitalya Şövalyeleri bir Katolik şövalye tarikatıdır. Bu tarikat İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman ve Portekiz milletlerine mensup Katoliklerden oluşmaktadır. Şövalyeler kalelerinin sağlamlığına güvenip Osmanlı ticaret ve haç gemilerine korsanlık yaparak saldırmaktadır. Yıl 1522. Kanuni Sultan Süleyman, Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kurmak için ilk önemli mücadelesine başlar. Rodos'u fethedecektir. Şövalyeler 5 ay boyunca Osmanlı'ya direnir ama sonuç bellidir. Can ve mal güvencesi karşılığında teslimiyeti kabul ederler. Kanuni Sultan Süleyman, şövalyelerin Girit'e çekilmesine izin verir. Artık denizlerimizde Osmanlı hakimiyeti sağlanacaktır. Osmanlılar, Rodos seferiyle beraber şövalye tarikatının elinde bulunan diğer adaları da ele geçirir. Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer alan bu adalara Menteşe Adaları, kamuoyunda bilinen adıyla 12 ada denilmektedir. 12 ada olarak anıldığına bakmayın. 12 ada ismi verilen bu bölgede 20'den fazla ada ve atacık var. 12 ada ismini ise Osmanlı Devleti'nin uyguladığı yönetim şeklinden alır. 12'li denen sisteme göre her 10 haneye birer temsilci çıkarır. Bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek 12 kişilik bir ihtiyar heyeti seçer. Yani 12 sayısı adaların sayısını ifade etmek için değil, 12 üyeli meclisle yönetilen adalar bütünlüğü anlamında kullanılmıştır. Bu adalar grubu 20. yüzyılın başlarına kadar neredeyse yarım asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun tartışılmaz bir parçası olur. 1718 yılına kadar Ege adalarının eksiksiz tamamı Türk egemenliğine girer. Yıl 1830. Yunanistan Osmanlı'ya karşı isyan ederek bağımsızlığını ilan eder. Yunanistan'a Mora ve Attika Yarımadaları ile beraber Eğriboz, Şeytan Adaları ve Kiklat Adaları bırakılır. Diğer Ege Adaları ise Osmanlı İmparatorluğu'nun elindedir. Yıl 1911. Dünyada sömürgecilik rüzgarları eser. Osmanlı İmparatorluğu da bu rüzgarın hedefindedir. Ülkeler sömürgecilik için birbirleriyle yarışır. Osmanlı'nın elindeki Cezayir, Fas ve Tunus'u Fransızlar, Mısır'ı da İngilizler işgal etmiş bile. İtalyanlar boş mu duracak? Yeni sömürgeci İtalya, pastadan son parçayı da biz koparmalıyız diyerek Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a, şimdiki Libya'ya asker çıkarır. Fakat Osmanlı Devleti'nin buraya bir ordu gönderecek gücü ve imkanı kalmamıştır. Sultan Abdülaziz döneminde büyük çabalarla 15 yılda hazırlanan, dünyanın sayılı donanmalarından birisi olduğu söylenen Osmanlı donanması Haliç'te çürümeye hapsedilmiştir. Zaten donanmayı yenileyecek para da kalmamıştır. Mustafa Kemal ve Enver Bey'in içinde olduğu bir grup subay, Libya'da yerel halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemek üzere gönüllü olur. Mustafa Kemal, Şerif Sakma adıyla ve gazeteci kimliğiyle kılık değiştirerek gizlice Libya'ya girer ve İtalyanlara karşı direniş başlar. Mustafa Kemal ve diğer gönüllü subayların örgütlenmesiyle direniş başarılı olur. İtalyanları sahil şeridinden öteye geçirmeyiz. İtalyan hükümeti Trablusgarp'ta başarısız olunca savaşı Ege Denizi ve Anadolu sahillerine nakletmeye karar verir. İtalyan donanması harekete geçerek Ege Denizi'ndeki Rodos ve 12 ada bölgesini işgal eder. Ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin Ege'de buna karşı koyabilecek bir deniz gücü mevcut değildir. Fırsat bu fırsat. Balkan ülkeleri, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan Osmanlı'ya karşı birleşir. Toprakları bir güzel bölüşürler. İki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşı sonlandırmak zorundadır. 18 Ekim 1912'de İtalyanlarla bir barış antlaşması imzalanır. Uşi Antlaşması. İtalya barış şartını masaya koyar. Trablusgarp'taki askerlerinizi geri çekin. Biz de adalarınızdan çekilelim. Böylece Osmanlı Devleti Libya'daki askerlerini geri çeker. Karşılığında ise İtalyanlar ellerinde olan Rodos ve çevresindeki 12 adayı Osmanlı Devleti'ne geri verecektir.
ancak hemen değil. Çünkü Osmanlı bir taraftan Balkan savaşlarıyla uğraşmaktadır. İtalyanlardan adalarını hemen geri alsa bile onları koruyabilecek güçte değildir. Yunanistan hemen işgale yeltenebilir. Yunanistan'ın eline geçmesindense en azından şu Balkan savaşını halledene kadar 12 ada İtalyanlarda kalsın. Hem elimizde İtalyanların kapı gibi imzası var. İstediğimizde adaları boşaltırız denir. Balkan savaşlarıyla adalarımıza göz diken Yunanlara dönelim. Ege Denizi'ndeki Yunan donanması iki filo halinde örgütlenir. Donanmanın liderliğinde ise Averof zırhlısı vardır. Georgios Averof, genç Yunanistan'ın en önemli iş adamlarından biridir. Oldukça zeki ve girişimci bir iş insanı olan Averof, Mısır ve Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir servet kazanmıştır. Ateşli bir Yunan milliyetçisidir. Vasiyetinde Yunanistan donanmasına modern bir savaş gemisi satın alınması için müthiş bir fon bağışlamıştır. Bu fonla İtalyan tersanelerinde inşa edilmiş modern zırhlı bir kruvazör satın alınacak ve gemi zengin iş insanı Georgios Averof'un adını alacaktır. Bu gemi Ege Denizi'nde tüm dengeleri alt üst edecektir. Osmanlı İmparatorluğu dahil tüm Balkan coğrafyasının en modern, en güçlü savaş gemisi olur. Oldukça da hızlıdır. Osmanlı gemileri 3 dakikada 1 top mermi atabiliyorken Averof'un modern topları dakikada 3 mermi atmaktadır. Osmanlı donanmasının en güçlü savaş gemileri olan Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis gemileri ise 1890 yapımı olup Almanların 1910 yılında artık demode olarak değerlendirerek Osmanlı İmparatorluğu'na sattığı gemilerdir. İşte bu tek gemi Averof bizim elimizi kolumuzu bağlar. İşin acı yanı, İtalyanlar Osmanlı topraklarına göz dikmeden önce Averof gemisini daha gemi kızaktayken Osmanlı'ya teklif etmişler. Ama İtalya'ya giden Türk heyeti olumsuz rapor verip gemiyi almaktan vazgeçmiştir. Ardından da Yunanlılar satın alır. Ah o gemi bizde olsaydı, güzel adalarımız bizde kalsaydı ne olurdu? Hem belki onları beton ada haline getirmezdik. Neyse, müthiş gemileri sayesinde Yunanistan alır eline kumandayı, Ege'de istedikleri gibi oynar. Resmen bir gemi Osmanlı donanmasını Marmara'ya hapsetmiştir. Vaziyet bu haldeyken Ege'de Anadolu'nun bir parçası gibi görünen adalarımız elimizden bir bir kayar. Düşünün, Osmanlı Devleti'nin 200 yılı aşkın parçası olan Ege Adaları sadece birkaç ay içinde Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti Ege Adaları'nın tamamını fiilen kaybetmiştir. 30 Mayıs 1913. Savaşı bitiren Londra Antlaşması'nın imzalanmasıyla Osmanlı İmparatorluğu Doğu Akdeniz'de bulunan Girit Adası üzerindeki tüm haklarından da vazgeçer. Bu antlaşmayla Ege Adaları'nın durumuna büyük devletlerin karar vermesi kabul edilir. Fiilen işgal edilen adalarımızın kaderi 6 büyük devlete bırakılır. Kim bu 6 büyük devlet? Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya. 13 Şubat 1914. 6 büyük devleti temsilen büyükelçiler Süfera Konferansı'nda toplanır ve adaların kaderi belirlenir. Karara göre Bozcaada, Gökçeada ve Meis Adası Türkiye'ye iade edilir. Yunan işgalindeki diğer Ege Adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanılmamak şartıyla Yunanistan'a verilir. Bu karar Yunanistan ve Türkiye'ye birer nota ile bildirilir. Osmanlı bu karardan hoşnut değildir. Neyse ki akıllılık yapıp 12 adayı İtalyanlarda tuttuk. Yunanistan'a kaptırmadık derken 1. Dünya Savaşı çıkar. Başlarda tarafsızlığını ilan eden İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya ile anlaşarak Osmanlı Devleti'ne savaş ilan eder. İtalya, 12 adayı emanet verdiğimiz Uşa Antlaşması'nı feshettiğini, Rodos ve 12 adadan çekilmeyeceğini ilan eder. Hayde, biri bitiyor öteki başlıyor. İtalya'nın bu tavrıyla Rodos ve 12 adanın statüsü savaş işgali halinden çıkıp rehine işgal haline alır. 30 Ekim 1918. 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonlanır. Ardından İngilizler İstanbul'un, Yunanlılarsa İzmir ve Batı Anadolu'nun işgaline başlar. Osmanlı artık ne yapsın? İtilaf devletleriyle İstanbul hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalanır. Antlaşmaya göre Gökçeada ve Bozcaada dahil tüm Ege adaları Yunanistan'a verilecektir. Bırakın adaları kaybetmeyi, Türklere İç Anadolu'da küçücük bir toprak parçası bırakılarak diğer yerler işgal devletleri tarafından paylaşılacaktır. Yunanistan, Megali Aydia hayaliyle Büyük Helen İmparatorluğu'nu kurmak için ilk hedeflerini başarıyla tamamlamıştır. Ancak karşılarına bir yiğit çıkacağını hesaba katmamışlardır. Ne yazık ki hayalleri kursaklarında kalacaktır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk milleti Yunanlıları bir güzel denize döker. O meşhur Averof gemisinin kaderi bu defa Türk ordusundan kaçan Yunan askerlerini İzmir'den Ege adalarına taşımak olur.
24 Temmuz 1923, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla son bulmasının ardından Lozan Barış Antlaşması imzalanır. Bu antlaşma sayesinde Osmanlı'nın imzaladığı, ülkeyi resmen İtilaf Devletlerine teslim eden Sevr Antlaşması geçersiz sayılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, sınırları tanınır. Kapitülasyonlar kaldırılır. Tabii ki adalar meselesi de masaya yatırılır. Adaların geri alınması Lozan'da mümkün olmaz. İstanbul ve Boğazların hala İngilizlerin işgali altında olduğu bir ortamda adalar için diretmek Türkiye'nin çıkarına uygun olmayacaktır. Zira bu bize Doğu Trakya'yı kaybettirebilirdi. İsmet Paşa yine de Anadolu'nun bir parçası olan adaların Türkiye'ye verilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyleyerek özellikle Gökçeada, Bozcaada ve Semadire'in mutlaka iade edilmesini ister. Adalar konusunda anlaşma sağlanamaz. Günlerce süren uzun tartışmaların ardından 11 yıldır İtalyan işgali altında olan 12 ada Rodos ve Meis adası İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Yunan işgali altındaki diğer Ege adaları ise Rumların sayıca fazla olması sebebiyle Yunanistan'a bırakılır. Elimizde ne kaldı? Bozcaada ve Gökçeada. Ancak Yunanistan'a Kuzey Ege adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik hakkı verilmiştir. Kuzey Ege'de bulunan Taşos, Semadrek, Limni, Bozbaba, Medilli, İpsara, Sakız, Sisan ve Ahikarya adalarının mülkiyeti, deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye'nin egemenliğinde kalır. Ayrıca Türkiye, Anadolu sahillerine 3 milden az uzaklıkta olan adaların, adacıkların sahibi olacaktır. Gel zaman git zaman, İkinci Dünya Savaşı kapıya dayanır. Türkiye 1. Dünya Savaşı'nın yıkımından çok çekmiştir. Genç Cumhuriyet'in yeni bir savaşa girmeye hiç niyeti yoktur. Ancak savaşın ortasında kalan, taraflarca savaşa çekilmek istenen Türkiye kararlı tutumunu sürdürmelidir. Almanya 6 Nisan 1941'den itibaren Yunanistan'ı işgal etmeye başlar. Alman silahlı kuvvetleri Ege adalarının çoğunu işgal eder. Sırada ise İtalyanların elinde olan Ege ve Akdeniz'de stratejik olarak büyük öneme sahip Rodos ve 12 ada vardır. İngilizler bu adaları Almanlara kaptırmak istemezler. Rodos'u ve 12 adayı yakından kontrol etmek için Meis adasını işgal ederler. Ancak Hitler bu adalara çoktan gözünü dikmiştir. Savaşa girmek istemeyen Türkiye'nin konumuysa oldukça kritiktir. Türkiye'yi savaşa sokma planında kilit nokta ise Rodos ve 12 adadır. Stalin ve Churchill bu adaların Türkiye'ye verilmesi gerektiğini söyler. Yem oltanın ucuna takılmıştır. Peki sizce balık yemi yer mi yoksa arkasını döner gider mi? Ankara bu cömert tekliflerin ardında bir bit yeniği olduğunun farkındadır. Karşılığında boğazlarda bir takım talepler olacak veya Türkiye'nin savaşa sürüklenmesi istenecektir. Türkiye, burnunun dibindeki adalarda güç şovları yapılırken Almanya ile müttefikler arasında kalmamak için tamamen geri çekilir ve İngiltere'nin korktuğu başına gelir. İtalyanlarla Almanlar arasında 3 gün süren çarpışmalar sonucu Almanlar Rodos ve 12 adada kontrolü tamamen ele geçirir. Almanya Türkiye'ye, "Eğer yanımda savaşa girersen Ege adalarının bazılarını sana veririm bak," der. Bu teklif de Türk hükümeti tarafından uygun bulunmayarak geri çevrilir. Yemen'den 1. Dünya Savaşı'na, İstiklal Savaşı'ndan Lozan'a kadar her türlü badireyi atlatmış, Atatürk gibi bir strateji dahisinin yanında yetişmiş büyük bir devlet adamı İsmet Paşa. Bu oyuna gelir mi? Türkiye bu defa Almanların yanında savaş cehennemine sürüklenemeyecektir. Alman diplomat von Papen, Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile görüşür. Dışişleri Bakanımız Numan Bey, Türkiye'nin tabii ki adaları istediğini ancak şu anda bu uzak hedefler için tek bir askerini bile feda etmeyeceğini söyler. Büyük devletler tarafından ısrarla savaşa çekilmek istenen Türkiye, fiilen savaşa girmemekte kararlıdır. Churchill, Ege'de gözleri önünde olanları gördükten sonra Türkleri ihtiyatlı oldukları için kimse kınayamaz der. Zaten Rodos'taki yenilgi Churchill'in Türkiye'yi savaşa sokma çabalarının sonunu getirmiştir. Ancak savaşta işler tersine döner. Almanya'nın 7 Mayıs 1945'te teslim olmasından sonra Alman kuvvetleri adalardan çekilerek İngiliz kuvvetlerini bırakır. Adalar artık İngiltere'nin elindedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna gelinir. Galip ve mağlup devletler Paris Barış Konferansı'nda toplanır. Adaların akıbeti burada belirlenecektir. Yunanistan, İtalya ve Almanya'nın işgaline uğrayarak düştüğü mağdur durumu adaları isteyerek sonuna kadar sömürecektir. 390 yıl Türklerin egemenliğinde
35 yıl İtalyanların hakimiyetinde kalmış olan Rodos ve 12 ada tartışılırken Türkiye savaşa katılmadığı için konferansa davet edilmemiştir. Zaten Türkiye'nin o dönem Rodos ve 12 ada üzerinde hiçbir talep ve iddiası olmamıştır. Karar alınır. 12 ada, Rodos ve Meis adaları nüfusun çoğunluğu Rum olduğu gerekçesiyle ve silahsızlandırılmak şartıyla Yunanistan'a verilir. Böylece Yunanlar tek kurşun bile atmadan hiçbir zaman kendilerinin olmayan adaların sahibi olurlar. Yunanistan 100 yıllık emellerini kuvvetli hamileri sayesinde gerçekleştirmiştir. İşte adalarımızı böyle bir hikayenin sonunda kaybettik. Tabii bu hikayenin devamı daha da can alıcı. Ege Denizi'nde egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar konusu ileride iki ülkeyi savaşın eşiğine kadar getirecektir. O da bir sonraki videolarımızda.